Sayın arkadaşlar, merhabalar. Bir Sitavi dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde ne öğreneceğiz? Bu dersimizde Sitavi programının kategori oluşturma bölümünü öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Özellikle sol tarafta şu kısımda genellikle yer alıyor. Bu kolonda, evet, sütunda yer alıyor. Şimdi görüyorsunuz hiçbir şekilde bir kategori yok. Ondan sonra deneme bir projesi içerisinde çalışıyoruz. Ee, bu kategori oluştururken arkadaşlar, hiyerarşik sıralamada nasıl yapılır? Bununla ilgili de ders vereceğim. Bakın burada mesela ol yani tüm e, yani şu kısma eklediğimiz künyeler burada sırasıyla yer alacaktır. Kategorize ettiğimiz e, eserler burada kategorilerine göre dağılacaklar. Onların da mesela yani hangi kategoriye kaç tane eser yüklediysem buradan görebileceğiz. Bir de tüm eseri göreceğiz. Bunun dışında mesela kategorize olmamış eserlerin de kaç tane yani sayısının ne kadar olduğunu da burada işte görmeye çalışacağız. Şu anda bakın şurada üstte menüler var. Buna biri anahtar kelimeler, biri kategorize, biri de arkadaşlar e, gruplama e, için kullanılan menüler. Bunlar aslında mesela sütunları gösteren şeyler. Bakın böyle. Mesela bu anahtar kelime, bu kategori, bu da grup için kullanılır. Ben bugün bunu göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şunu göstereceğim. Şurada mesela bakın artı işareti var. Bu artı işaretine tıkladığımızda e, iki türlü menü çıkacak. Bakın biri new kategori, new sub kategori. Yani yeni bir kategori oluştur yeni bir alt kategori oluştur. Evet. Bununla ilgili mesela kısa yollar da burada var. Bakın mesela görüyorsunuz. CTRL artı shift artıya basarsak yeni bir kategori oluşacak. Eğer sap kategori meydana getirmek istediğimizde alt artı CTRL artı shift ve sonrasında artı ya da eksi tuşuna basarak mesela yeni kategori açma veya var olan bir kategoriyi kapatma ile ilgili kısa yollarımız da mevcuttur. Hemen deneyelim arkadaşlar. Bakın. Mesela yeni kategori. Evet. Şu anda bir kategori meydana getirdik. Tıkladığımızda evet zaten burada böyle sıralama olarak gidecektir. Bakın bir tane daha getiriyorum, yeni bir kategori daha meydana getiriyorum. Bu ettiği ki bakın. Evet bir tane daha getiriyorum. Üç görüyorsunuz kategoriler alt alta geliyor. Bunların içerisindeki yazıyı değiştirmek istediğimizde ee, çift tıkladığımızda içerisine içerisine çift tıkladığımızda evet ya da f 2ye bastığımızda bazen çift tık, e, tıklıyoruz ya da sağ tıklıyoruz. Özür dilerim sağ tıklayıp edit dediğimiz zaman burada açıyor ismini. Hemen kısa yol olarak da mesela istediğimiz kategoriyi yani değiştirmek istediğimiz kategoriyi seçiyoruz. F2'ye bastığımızda hemen orası tekrar yazılabilir hale geliyor. Mesela buraya 3'e bir alt kategori ekleyelim. Bakın sap sap kategori yani 3'ün altına gelebilen bir kategori. Dikkat ederseniz bu da Word'daki gibi içindekiler kısımdaki gibi yani böyle sıralama da yapıyor. Hani 3'ün biri, 3'ün birinin biri o şekilde mesela bakın burada yeni bir sap kategori daha meydana getireyim. Görüyorsunuz bakın. Şu anda üçün biri, üçün birinin biri bu şekilde. Bu kategori ağacını yarın öbür gün mesela göstereceğim tabi dersimize geçtiğimiz zaman, özellikle yani Word programıyla mesela Excel'i arasındaki ilişkiyi anlatmaya geçtiğim zaman ee, bu kategori ağacın aynı şekilde de mesela Word'da içindekiler kısmı gibi export edilebileceğini de göstereceğim size arkadaşlar. Şu anda mesela bakın yeni kategoriler açtık. Açtan sonra içindekilerimizi hemen değiştirelim. Bakın deneme diyelim. Böyle bir başlık meydana getirdim. Sonrasında bu kategoriler arasında hiyerarşi bakın nasıl gidiyor. Görüyorsun sağ tıkladığım zaman mesela yine sağ kategori. Evet. Böyle mesela şurada da menüler var bakın sağ tıkladığım zaman. Burada mesela expand Yani tüm kategorileri aç. Yani hiyerarşine göre aç ya da kapat. Bakın collapse ol. Collapse kapat demek. Bakın kapandı. Şu anda mesela üçüncü derecedeki kategorinin mesela Al kategorileri var. Onun yanında zaten artı işareti çıkıyor. Böyle kategorilerle gidebiliriz. Evet, bakın mesela şurada kapat ya da bir kategorinin üzerine gel, expand ol, hepsini aç arkadaşlar. Böyle bir kısa yol şeklinde de gidebiliyoruz. Şimdi e, bazen de mesela bazı arkadaşlar soruyorlar, yani kategorilerin hiyerarşisini nasıl değiştireceğiz bunda? O da çok basit. Şurada oklar var, görüyorsunuz evet arkadaşlar. Evet işte bu oklar sayesinde ne yapıyoruz? Kategorilerin mesela hiyerarşisini değiştirebiliyoruz. Mesela 3 nolu kategoriyi 2'nin üzerine alayım. Bakın şurada ok var. Tıkladım. Bakın 3 gitti. 2'nin üzerine gitti. 2 alta düştü. Evet. Mesela 2 nolu kategoriyi 1 nolu kategorisinin alt kategorisi şeklinde dönüştürmek istiyorsan bakın şurada seçiyorum. Bakın şöyle seçim gerçekleşecek. Böyle yani e, olursa olmaz. Bakın bunlar aktif olmaz. Şöyle tıkladığımızda bakın tık ne oldu? Bir nolu kategorinin alt kategorisi oldu. Yani kapat dediğim zaman da sadece şu anda iki tane kategori var ama bir nolu kategorinin altında da e, yeni yeni kategoriler var. Evet. Böyle bir ağaç meydana getirebiliyoruz. Şimdi biz bu ağacı niçin kullanıyoruz? Yani mesela böyle e, bir kategorize sistemine neden ihtiyaç duyuyoruz? Bu çok önemli arkadaşlar. Kategori e, hazırlamak. Çünkü ilk başta hatırlayacağınız gibi ne yapıyoruz? Eserlerimizi, künyelerimizi mesela ekliyoruz. Ekledikten sonra da künyelerimizi e, kategorize etmemiz lazım. Tabi işte ilk başta mesela hemen ilk bakış elemesi, sonrasında ilk okuma elemesi. Bu şekilde mesela eleme yapabiliriz ve bu eleme gerçekleştirirken de yani okumayı da gerçekleştirirken de bizim ne tür yazabilir yani bizim hangi başlıkları yazabileceğimizi yani alanla ilgili eksik olan ne ve biz bunu nasıl tamamlayabiliriz bununla ilgili eğer bir proje gerçekleştireceksek bunun alt başlıklarını sorun sağlığını tespit edip bu alt başlıklar şekilde e, tezimizi ya da makalemizi yazabiliriz. Evet zaten böyle yazmamız lazım o yüzden de bu şekilde mesela e, başlıklar meydana getirirsek ve bu başlıkları kategorize içerisinde gömersek Elde ettiğimiz referansları da bu başlıklara göre sıralarsak yani neyi nereden yazacağımız ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Dikkat ederseniz ben hemen farklı bir e, kategori çalışmasının içine tekrar gireyim. Mesela şöyle şurada bir kategori yapmışım. E, şurada bir. Dikkat ederseniz yani elde ettiğim mesela şöyle bu bu arşiv çalışmam yani. Elimde bulunan makaleleri, kitapları böyle mesela kendimce bir kategori ağacı meydana getirmişim. Ve onların künyelerini eklemeye başlamışım. Ee, var olan mesela pdf'leri, ondan sonra daha önce de mesela tezimi hazırlarken hazırlamış olduğum işte dokümanlar. Şu anda mesela ne yapıyorum? Buna ekliyorum. Ee, yine aynı farklı bir şey açayım size. Ee, bir çalışma daha açayım. Bakın onda da nasıl böyle bir kategorize içine gitmişim. Evet görüyorsunuz bakın. Evet arkadaşlar. Evet bakın mesela böyle bir e, içindekiler kısmı şeklinde mesela hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra da kaynak topluyorum. Kaynaklarımıza tekrar buraya intikal ettiriyorum. Notları da aynı şekilde hazırlıyorum bakın arkadaşlar. Yani bunlar başlıklar yani eserin başlıkları. Başlıkları olunca elde ettiğim Notları da bu başlıklara göre koyuyorum, ekliyorum. Ekledikten sonra bunları borta yazdırıyorum. Program otomatikmen dip notunu ve kaynakçasını ekliyor ekledikten sonra ben sadece ne yapıyorum Paragrafları birbirine bağlıyorum yani montajı gerçekleştiriyorum Word'da ve makale ortaya kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar ya da tez ortaya kendiliğinden çıkıyor Evet bu dersimizde ne yaptık bu dersimizde arkadaşlar kategori bölümünü mesela incelemeye aldık ee, burada deneme bölümünde yeni yeni kategoriler oluşturduk ve bu kategorileri ne yaptık yaraştığı sığlamaya göre düzdük Ondan sonra da silmek istesek arkadaşlar delete hemen istediğimiz kategoriyi siliyoruz arkadaşlar dikkat ederseniz. Zaten burada eğer mesela eser ekliyse ne yapıyor? Program diyor ki bak şurada eser var. Dikkatlisin. Evet bizi uyarıyor arkadaşlar. Evet bu dersimize son verelim. Yine kategori ağacına değineceğiz arkadaşlar.